Mutfağımdan herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tarifimde 2 tane yumurta kullanıyorum. Yumurtanın üzerine 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Yumurta ve şeker köpük köpük olana kadar, mayonez kıvamına gelene kadar uzun uzun çırpıyorum. Burada uzun uzun çırpmanız önemli. Ne kadar uzun çırparsanız yumurtayı pişirmiş olursunuz. Tarifinizin içerisinde yumurta kokusu olmaz. Sonra sıvı malzemelerimi ekleyerek devam ediyorum. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı da süt kullanıyorum. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra da karıştırmak için sadece 1 dakika kadar mikseri içerisinde çalıştırıyorum. Daha uzun çalıştırmanıza gerek yok. Karışsın yeter. Şimdi ununu ekleyeceğim. Toplamda 1,5 su bardağı un ekliyorum. Yalnız şunu belirtmem gerekiyor. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Yani unu eklerken lütfen kontrollü olun. Yani unu aşama aşama eklerseniz daha iyi olacaktır. Tarifimde bir paket de hamur kabartma tozu kullanıyorum. Şimdi mikseri içerisine alıyorum. Artık bu aşamada çok uzun uzun mikserle çırpmanıza gerek yok. Sadece birkaç dakika mikserle karıştırmanız yeterli olacaktır. Çok karıştırırsanız kekiniz güzel kabarmaz. Bu da bir püf noktası olarak aklınızda bulunsun. Şimdi üzerine 1 su bardağı rendelenmiş havuç kullanıyorum. 2 tane havuç kullandım burada. 1 çay bardağı da iri dövülmüş ceviz ekledim. 1 çay kaşığı kadar tarçın kullandım. Tarçın miktarını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Sizin damak zevkinize kalmış. Şimdi kaşıkla bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum ve katı yağla yağlamış olduğum tarz kalıbına kekimin harcını aktarıyorum. Tarz kalıbını bol yağ ile yağlamanızı tavsiye ederim. Böylelikle hiç riske girmiş olmazsınız. Şimdi önceden ısıttığım 160 derecelik fırında kekimi pişiriyorum. Çok çabuk pişiyor. Onun için gözünüz fırında olsun. Ve geçiyorum muhallebisini hazırlamaya. Muhallebi için 2,5 su bardağı süt kullanıyorum. 1 çay bardağı toz şeker kullanıyorum. Şeker miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tepeleme olacak şekilde 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Güzelce çırpıyorum. Ocağımı açıyorum. Koyulaşana kadar, muhallebi kıvamına alana kadar, göz göz olana kadar muhallebimi pişiriyorum. Ocağı kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Şekeri ve vanilyayı muhallebime güzelce yedirdikten sonra ocaktan alıyorum. Hem kekin hem de muhallebinin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buluşturuyoruz. Yapımı gördüğünüz gibi çok kolay. Hem de evde bulunan malzemelerle bir tarif hazırlıyoruz bugün sizlerle. Denediğinizde ben beğeneceğinize eminim. Soğuduktan sonra yani servis ederken üzerini süslüyorum. Üzerini süslemek için ceviz robottan çekilmiş cevizin üzerine çay kaşığı ucuyla tarçın ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra muhallebinin üzerine bu şekilde kaplıyorum. Üzerini kaplarken böyle elinizle dağıtabilirsiniz. Muhallebi kabuk tuttuğu için hiçbir şekilde bozulmuyor. Bu kısmı da kesmek istemedim ki sizlere de fikir olsun diye. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Denediğinizde yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ayrıca bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.